Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına, Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında yukarı yönlü sert bir hareket var ve tabii bunun sebepleri var. Hepsini tüm detaylarıyla bu gündem değerlendirmesinde konuşacağız. Bitcoin bugün itibariyle 63 bin doları kırarak günün en yüksek zirvesi, biz bu kaydı alırken 63.328 dolara kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu anda da zaten bu zirveye çok yakın 62.900-63.000 dolar seviyelerinden fiyatlanmaya devam ediyor. Bu yükseliş devam edecek mi? Yükselişin arkasındaki ana motivasyon ne? Hepsini tüm detaylarıyla bu gündem değerlendirmesinde konuşacağız değil mi Altun? Evet, piyasa güzel. Piyasa göz göre göre yükseldi. Yani böyle geliyorum diye diye yükseldi. Bitcoin kısmına geldiğimizde konuşacağız tabii analizi. Ama yani herhalde dedim, dün bir tweet attım ya, o kadar güzel yükseliyor ki belli ki böyle yavaş yavaş gidiyor. Genelde biz böyle olduğunda hani içeriye gel gel yaparlar, böyle tatlı tatlı yükseldiğinde sonra çakarlar. Orada böyle longa alırlar, çakarlar. Öyle bir şey geliyor herhalde dedim, yoksa bu kadar göstere göstere yedirirler mi derken bak Bitcoin %5'i vurdu. Hakikaten göstere göstere yedirdiler. Evet, nereden başlayalım? Şimdi geçen hafta ana sebepten başlayalım. Birkaç gün öncesinin önemli olayı nedir bu? Trump'a suikast girişimi. Onu burada daha değerlendirmedik. Bildiğiniz üzere Amerika'nın başkan adayı ve büyük ihtimalle bir sonraki başkanı Donald Trump'a bir suikast girişiminde bulunuldu ve ölmedi. Ölmediği için de piyasalar ateş attı. O günden beri yükseliyor. Bitcoin yükseldi. Diğer altcoin'leri etkiledi. Büyük market cap'leri. İsminde Trump geçen, Donald geçen, Donald geçen ne varsa bütün shitcoin'lerde böyle çılgın bir yükseliş oldu. Neden böyle oldu? Donald Trump bildiğiniz üzere dünyanın en popülist politikacılarından biri. Birine oy alacaksa gider ona yanlar ve bu bir son 6 aydır da kriptoculara yanmıyor. Bitcoin'e yanmıyor. Bütün kriptocuların kurtarıcısı pozisyonuna soktu kendini durup dururken. Ve bu ayda Bitcoin konferansında konuşacak Amerika'da. Bitcoin 2024 konferansında. Ki suikastten sonra açıklama yapıldı, resmi açıklama. Konuşma olacak. Kulağı yaralı varalı ama gelecek konuşacak orada diyorlar. Ya bugün golf oynamaya gitti adam ya. O da değişik bir adam. Kulağımla kopmuş gidiyor neler peşinde. Ama sonuç itibariyle kriptoyu övecek, Bitcoin'i övecek. Dünyada kripto Bitcoin varsa merkezi tabii ki Amerika olacak şeklinde bir açıklama yapacak bu. 27-28 Temmuz galiba. O da bir piyasayı bir yükseltecek bir şey olacak. Ya haklı, çünkü Biden yönetimi ve ekonomi kadroları kriptolara karşı çok olumsuz davrandı. İnatla, hani bir de saçma bir olumsuzluk, anladın mı? Öyle yapıyor, böyle yapıyor, işte yok yasaklarız ederiz, pat mahkemeden dönüyor. Yok kabul etmeyiz, öyle yaparız, pat mahkemeden dönüyor. Böyle anlamsız bir savaş içerisindeydi. Trump bu boşluğu gördü ve buradan golünü atmaya başlamıştı ki şu son olaydan sonra da artık seçileceği garanti gibi konuşuluyor anketlerde. Çok bariz bir şekilde öne geçti. Çünkü bir tarafta Biden var, boşlukla tokalaşıyor. Öbür tarafta böyle kurşun yemiş, yumruğunu havaya kaldırmış falan, böyle o yaşında dinç gözüken bir Trump var. Tabii ki seçilecek gibi ve bize de pozitif yansıyacaktır. Sözünde duracağını da düşünüyor Trump. Hani öyledir böyledir ama bu, o tür şeylerde çok kaypaklığı da yoktur Trump'ın. Böyle özü sözü birlik konusunda böyle saçma şeylerde bile. Mesela Rusya ile aramı iyi yapıp Ukrayna'ya silah vermeyeceğim ben artık falan diyen bir adam yani. Hani normalde oy almak için birazcık şirinlik de yapabilir. Hiç öyle bir şey de yok. O yüzden ben kripto ile ilgili söylediklerini de samimi buluyorum. Yani kendince makul şekilde bizi destekleyecekti. Piyasa da bunu bayağı olumlu aldı. Vallahi ben en başından beri, izleyiciler bilir, en başından beri ben zaten Trump'ı destekliyordum. Şunu savunanlar var, o çok saçma geliyor bana. Yani işte komple teorisi, yok işte kendini seçtirmek için. Ya bu, o kadar bunu söyleyenleri ben kendi şahsi şeyimde, Instagram'da falan engelleyen, yani çok sevmiyorum ben böyle komple teorisini savunan insanları. Neyse, yani konunun özü itibariyle şu anda Trump'ın seçilme ihtimali o kadar yüksek ki, yani halkın en çok sevdiği iki tane şey. Adam hem mağdur oldu, yani suikasta uğradı. Hem de bu mağduriyetten çok güçlü bir şekilde çıktı. Yani böyle saklanmadı, etmedi. Taze kurşunu yemiş, yumruğunu kaldırıyor, şey yapıyor falan. Müthişti yani bu yaptığı hareketler falan. Hakikaten Trump'ın kendisine çok büyük oy kazandırdı. Ki zaten ibre Trump'ı gösteriyordu.
Yani bu tartışmalarda falan Trump zaten çok bariz bir üstünlüğü vardı. Şu son suikast girişiminden sonra da bana göre eğer çok çok böyle radikal bir şey olmazsa önümüzdeki süreçte, ki olması zor gibi gözüküyor, Trump bundan sonra bu seçimi göğüsleyecek. E tabii yani bu kadar, ben şu kısmına da değinmek lazım. Yani Biden'ı da kripto paralarla alakalı olumlu açıklamalar yapmaya zorladı Trump. Yani bu çok önemli. Çünkü Biden yönetiminin kripto paralarla alakalı zaten olumlu olmadığını biliyorduk. Fakat Trump öyle söylemlerde bulundu ki ister istemez Biden yönetimi de kripto paralarla alakalı olumlu aksiyonlar almak zorunda kaldı. O yüzden artık hani o tarafta çok büyük bir sürpriz olmaz. Trump'ın mesajları o 27-28 Temmuz'da çok önemli. Çünkü sıcağı sıcağına katılacağı bir konferans olacak. Orada direkt Bitcoin ile alakalı, Bitcoin 2024 konferansında direkt kripto paralarla alakalı net açıklamalar duyacağız ağzından. Büyük ihtimalle çok çok olumlu söylemler gelebilir ki öyle olacak. Onun da bir ekstra fiyatlaması olabilir. O yüzden Trump'ın o konferanstaki, Bitcoin 2024 konferansındaki konuşmalarına ekstra dikkat etmek lazım. Piyasadaki yükselişin temel motivasyonu bu. Yani kısa vadeli motivasyonu o tabii ki. Yani evet. Yoksa işin goy goy yani Trump. Yani yükselişin ne bileyim onda birinin şeyi budur yani. Bir anlık bir hareket yaptı ama tabii ki biraz buradan Bitcoin'e geçelim. Peki gerçek sebebi ne? Trump böyle yok suikasta uğradı, anlık yükseldi falan. Onlar tabii ki kriptonun böyle spekülatifliğe açık kısmı. Peki gerçek elimizdeki matematiksel veri ne söylüyor? Bugün mesela şey Moody's de açıklama yaptı. Moody's hatta biraz da vites yükseltti. Temmuz'da bile faiz indirebilir Amerika diyor. Ki ben bununla ilgili burada kaç kere söyledim. Temmuz'da faiz indireceğini mesajını verir yani. Diye düşünüyorum. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. Bunlar biraz fazla gaza gelmişler. Temmuz'da indirecekler diye. Olursa güzel olur ama o kadar yani ya, Fed bu ya. Türkiye Merkez Bankası. Ya yani. Böyle çok büyük sürprizler olmaz orada yani. Bu ayın 30-31'inde olması lazım. Fed aşırı pozitif bir faiz indirimiyle ilgili haber verecek. Trump gidecek orada Bitcoin öyle iyidir böyle iyidir. Coşarız diye haber verecek. Aynı tarihlerde Ethereum spot ETF'i işleme başlayacak. Ya bütün büyük ihtimalle bunlar, bu hafta. Bütün bunların arkasından beklediğimiz o yaz sonu hareketlenen sonbahar ve 2025'e taşıyacak olan boğanın gelmeme ihtimali var mı? Bence yok. Ve hala bilmiyorum, bu konuda oldukça pek çok yayında aynı şeyi söyler oldum ben ama yani doğru bence birdir. Benim doğrum da budur. Olmazsa olmayacak bir şey olursa. Ha, günlük olarak düştü çıktığı belki bilemezseniz ama şöyle bir 6 aylık perspektife, 1 senelik perspektife baktığınızda böyle olacağı zaten çok uzun zamandır belliydi. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor ve bu sonbaharda o beklediğimiz rally'yi göreceğiz. Tabii ki Bitcoin ve Ethereum önlerliğinde olacak bu rally'nin sonucunda altcoin'lerde de o beklediğimiz likidite akışı olacak. Şu an altcoin'lerin acı çekmesinin en büyük sebebi ne? Altcoin'lere sıcak para girmiyor. Ben Oytun'a satıyorum, Oytun sana satıyor, sen bana satıyor. Böyle kendi aramızda tren yapıyoruz, çeviriyoruz parayı. Ama dışarıda milyonlar var. Bir fırsatını gördüğü anda, içeriye birazcık yükseliş geldiği anda içeriye atlayıp girecekler. Onlar da bu yıl sonu içeriye dahil olacaklar. Güncel fiyatla ilgili analiz yapacak olursam da hemen şöyle bir açayım en son 62.997'de. Söylediğim gibi şöyle özellikle saatli grafikte baktığımda böyle bak ta şeyden 56 binden hadi şuradan da 57 binden beri sürekli yükselen bir grafik var. Herhalde dedim bu böyle bir bu kadar tatlı tatlı yükseltmezler. Ama bu haberleri gerçekten piyasa beklenenden erken satın almaya başladı ve Bitcoin 63 bine getirdi. 60 bin üzeri günlük kapanışta biz zaten gördük. Kısa vadede böyle bir 20-50 kesişim de gelir. Açık konuşayım bundan sonra. Tek risk faktörü tabii ki hani hala şey var. Mt. Gox'tan dağıtılmayan bir kısım var. O önemli. 140 bin tane. Az değil yani. O da böyle anlık mumlar inmesine sebep olabilir ama ben ondan da hiçbir şey olmayacağını, testini yapıldığını düşünüyorum. Ne zaman yapıldı? Almanya devleti sattı. Düştü mü düştü. Aldılar mı aldılar. Yükseldi mi yükseldi. Çünkü dışarıda özellikle ABD tarafında, kurumsal tarafta ETF'lerde de çok ciddi hacimler oluyor. Kurt gibi almayı bekleyen, ucuza Bitcoin'i atsın da çakılsın da biz alalım diye bekleyen bir tayfa vardı. Hepsi topladılar. Hani yapılmışı var. Bunlar sattığında gene belki tabii ki anlık olarak böyle pahalıdan almamak için salıyorlar böyle durumlarda. Biri toplu satış yaptı mı bir salıyorlar, alttan almaya başlıyorlar. Gene böyle anlık şeyler olabilir. Bazı longlar patlayacaktır elbet. Ama birilerinin beklediği gibi. Uy ayı geldi. Ben gördüm ya Twitter'da, yemin ediyorum kaç kişi de gördüm.
30 binden alırız. Benim tweetin altına bile geliyorlar. O bundan sonra ilk hedef 50, o kırılınca 30'dan alırız. Alırsın yani. Alamazsın. Yok öyle bir şey. Boğa sezonunda, ay sezonu fiyatlarında bir şey almayıp Bitcoin ve Ethereum üzerinde kolay kolay bekleyemezsin. Altcoin'lerde de bu fiyatlar bence hala çok ölü fiyatlar. Aşırı ölü fiyatlar yani. Bitcoin ve Ethereum geldiği yere bakacak olursa altcoin yatırımcısı da bilmiyorum şu gidişatta çok dertlenmemeli. Tabii ki sabırları zorluyor ama yani varacağımız noktada hep söylüyorum bize 2 ay 3 ay yetecek. Orada biz dünyalığımızı yapacağız. İçeriye böyle akın akın milyonlar girdiğinde biz erkenden bir parsellemiş bekliyor şekilde olacağız. Ortalamasını düşürebildiğiniz kadar hepimiz kendimizce düşürdüğümüzü düşünüyorum. Ben de indirdim. Siz de aldınız bir şekilde. Hani şimdi tepeden ne bileyim 3 dolardan 5 dolardan XRP alıp bekliyorsanız tabii ki siz para kazanamazsınız ama ne bileyim XRP'yi de ortalama yarım dolara indirdiyseniz siz doğru tarafta bekleyensiniz. Bütün kripto paraları uyarlayabilirsiniz. Bu şekilde altcoin'lerde ortalamayı düşürüp arkasına yaslananlar bu sonbahar önümüzdeki ilkbahara giden bu artık önümüzdeki bir senelik süreçte bir noktada hepimize para basacağına ben inanıyorum. Piyasa, dünya şartları oraya doğru gidiyor. Hı hı. Evet, yani zaten son yayınlarımızda biz hep aynı şeyi söyledik. Dedik ki yani bu yükselişlerin artık bir sınırı olmalı. Buradan sonra Bitcoin toparlayacaktır. Çok fazla enseyi karartmayın. Yani videolar orada duruyor. İsteyen tekrar izleyebilir. Hem buradaki Japonya'da çektiğimiz videolarda hem de işte biz Türkiye'deyken zaten düşüşün ilk başlangıç zamanıydı. Yine sıcağı sıcağına da aynı şeyleri söyledik ve şu anda olan zaten beklentiler dahilinde yani bizim beklentilerimiz dahilinde Bitcoin tarafında bir toparlanma, Ethereum tarafında bir toparlanma. Evet altcoin'ler şu anda Bitcoin ve Ethereum'a eşlik edemiyor. Özellikle Bitcoin'e eşlik edemiyor ama hep böyle olur zaten. İlk önce bir Bitcoin toparlanır, arkasından altcoin'leri peşinden sürükler. Düşüşlerde de böyle olur. Yani Bitcoin kendi yerinde dururken altcoin'ler dipten dibe gitmez. Düşüş nasıl geldi altcoin'lerde? Bitcoin ilk önce diplerden dibe gitti. Ondan sonra altcoin'leri peşinden sürükledi. Tabii teknik olarak baktığımız zaman şu anda Bitcoin tarafında bir tane önemli seviye var benim için. Çünkü iki tane hareketli ortalamanın üzerinden geçtiği bir seviye. Bu da 64.500 dolar seviyesi. Çünkü onun üzerine çıkmayı başarabilirse Bitcoin ki çıkması çok muhtemel. Belki bir miktar ufak bir geri çekilme yapıp ondan sonra çıkar. Ama direkt de çıkabilir. Yani biraz soluksuz geldi böyle 63.000 dolar seviyesine ama Bitcoin'in bu şekilde böyle soluksuz hareketlerine devam ettiğini biz öncesinde çok net biliyoruz. O yüzden 64.500 doların üzerinde Bitcoin tarafında eğer kapanış görürsek benim artık beklentim teknik anlamda 70.000 dolara kadar Bitcoin'in önünde çok önemli bir engel olmadığını düşünüyorum. Ve tabii hep söylüyorduk yani 200 günlük hareketli ortalama önemli. Evet 200 günlük hareketli ortalama aşağısına düştük. Kapanış da yaptık 200 günlük hareketli ortalama aşağısına. Kapanışlar yaptık hatta. Can sıkıcı mıydı? Can sıkıcıydı. Ama burada geçtiğimiz gündem değerlendirmesinde şunu söylemiştik. Çok tekniğe bağlı ilerleyen bir piyasa yok. Tamamıyla temel analize bağlı olarak fiyatlanan gelişmeler var. Nedir? İşte Almanya göz göre göre Bitcoin'i satıyor. Yani şimdi Almanya göz göre göre Bitcoin'i satarken teknik analizde işte hareketli ortalama, hareketli ortalama falan dinlemiyor. Adam çat çat satarken orada fiyatlamalar aşağı doğru geliyor. Ama önümüzdeki süreçte hem Fed'in faiz indirimiyle alakalı artık mesajını vermesi ki ben de bu Temmuz ayı toplantısında Fed'in ciddi anlamda bir faiz indirimi mesela sert bir mesaj vermesini bekliyorum bu konuda faiz indirimi ile alakalı. Hem de bakıldığı zaman önümüzdeki süreçte Bitcoin tarafında yaşanacak önemli gelişmeler. İşte Trump'ın açıklamaları keza aynı şekilde ben önem veriyorum. Yani Trump'ın böyle açıklamaları ara ara piyasayı yukarı yönlü pamplayacaktır. Yani bir motivasyon etkisi olacaktır. E tabii bundan sonraki süreçte de Bitcoin bu şekilde yukarı yönlü giderken altcoin'lerin de yerinde sayması biraz akla mantığa aykırı bir durum oluşturuyor. Tabii şunu söyleyelim, bu hafta Ethereum ETF'in işleme başlaması bekleniyor. Hı hı. Yani belgelerin onaylanması bekleniyor. Bu da gerçekleşirse bu da altcoin'ler için çok etkileyici bir faktör olacak. Çünkü Ethereum altcoin'ler için çok önemli bir indikatör. Ethereum'un yukarı gittiği bir ortamda altcoin'ler de ister istemez yukarı yönde hareketlerine devam etmek isteyecektir. O yüzden ben bundan sonrasını hem Bitcoin tarafında hem de altcoin'ler tarafında gayet olumlu görüyorum. Tabii bundan sonraki süreçte çok acil bir durum olursa biz buradan hem YouTube'dan da canlı yayına girebiliriz hem de Twitter Space'ten yayın açabiliriz. O yüzden hem Altuğ'u hem beni Twitter'dan da takip ettiğinize lütfen emin olun diyelim.
O yüzden videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki fikirlerinizi de yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere bu arkadaşlar efendim. Perşembe günü canlı yayında buradayız. Hı-hı. Bayağıdır yapamadık. Bu perşembe 21.30'da Türkiye saatiyle 21.30'da buradayız. Sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.